Evet, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Birkaç konuya değineceğim. Bunlar sırasıyla olacak. En son en çok merak ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreci de partinin görüş açısı boyutunda tekrar değerlendireceğim. Öncelikli konulardan bir tanesi, hatırlayacaksınız, gündem değiştikçe daha önce bütün ağırlığıyla yaşadığımız konular çok çabuk gündemden düşüyor. Bunlardan bir tanesini hatırlatmakta fayda görüyoruz. O da 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulması kararlaştırılan soruşturma komisyonunun çalışmaları. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığı bu komisyonun çalışmaları için partilerden oranlarına göre üye istedi, 3 katı üye istedi. Cumhuriyet Halk Partisi hemen takdim etti bu üyeleri. Fakat aradan 40 gün geçmesine rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi bu 4 eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonuna henüz aday bildirmedi. Üye bildirmedi. Bunun çok açık bir yorumu var değerli arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, ki bunlar fezlekelerde çok açık belgelerle ortaya konmuş şekilde duruyor, bunların milletvekillerince incelenmesinin engellenmesini istiyor. Bunların tartışılmamasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bunların gündeme gelerek örtmeye çalıştıkları bu gibi olayların tekrar toplumun önünde açığa çıkmasını istemiyorlar. Bu kadar açık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten bir sayın başkan var. Efendim, topla tüfekle mi gideyim, ne yapayım tarzında aciz savunmalar yapma durumuna düşüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın yetkileri bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde meclisin denetim işlevi de bellidir. Adalet ve Kalkınma Partisi meclisin denetim işlevini askıya almaktadır. Engellemektedir açıkça. Aradan 40 gün geçti. Meclis yakında Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde normal takvime göre de tatile girecek. Ve bu komisyon kurulmadan girecek. Dikkat edin. Neden çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Hırsızlıklar konuşulmasın. Belgeli olan rüşvet, yolsuzluk iddiaları AKP'yi ve göstereceği adayı yıpratmasın. Korkmayın kardeşim, parmak çoğunluğunuz da var. Parmak çoğunluğunuz var komisyonda. Ama öyle gerçekler var ki ortada. Parmak çoğunluğuyla dahi fezlekede yer alan iddiaları, hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk iddialarını o parmaklarınızı kaldırarak dahi örtemeyecek durumdasınız. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum ve bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'e hatırlatmakta yarar görüyorum. Görevinizi yapın Sayın Başkan. Sizden top tüfek kullanmanızı kimse istemiyor. Görevinizi yapın, meclisin denetim işlevinin engellenmesinin önüne geçin. Tavrınızı koyun. Siz bütün meclisin başkanısınız. Değerli arkadaşlarım, ikinci konu hükümet sözcüsü Sayın Arınç'la ilgili. Biliyorsunuz şöyle çok babacan tavırlı, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir iç tartışma ya da bir iç sorun varmış gibi ortaya çıktığında Sayın Arınç'ın böyle olgun, babacan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine dönük karıştırıcılık işlevini seçilmiş cümlelerle çok güzel yerine getirdiğine tanık oluyoruz. Gülümseyerek söylüyorum. Sayın Arınç kendi partisiyle ilgili de bazı tespitlerde bulundu. Ve başbakanın danışmanı olarak da bilinen, bir yandaş gazetede köşe yazarlığı da yapan Sayın Yalçın Akdoğan çok ağır bir cevap verdi Sayın Arınç'a. Yani Sayın Arınç'ın karizmasını yerle bir etti. Hani özgül ağırlığım sıfırlandı diyordu ya, bu kaçıncı sıfırlanma? Sayın Arınç,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini ben nasıl karıştırabilirim diye hiç uğraşma. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kuralları, kendi ahlakı, kendi tartışma kültürü olan bir partidir. Sen dön kendi parti içinde yeni yetmelerle uğraş. Yeni yetmelerin sana ayar vermesi karşısında canım işte bir iki kelam etsin Ağar abi rollerinde işte mütevazi götürüyor tarzında sana yapılan yaklaşımı yorumla. Kendi işine bak. Bu kadar yeter sana. Bu kadar yeter sana. Sen CHP ile uğraşma. Yeni yetmelerin oyuncağı haline geliyorsun partinde. Bunun farkında ol. Bu konuda CHP'ye sataşırken otur kendini düşün. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu IŞİD. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi izlediği politikalarla önce Suriye'de daha sonra Irak'ta bu terörist grupların çeşitli katliamlara girişmesinin önünü arkasına hazırladı. Efendim şöyleydi böyle, bunları geçin. Bunlar çok açık, belgeli. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da, dünya kamuoyunda da, uluslararası basında da fotoğraflarıyla, belgeleriyle, köşe yazarlarıyla açıkça işlenen bir konu. Şimdi konsolosluğumuz basılıyor Musul'da. Konsoloslukta görevli olanlar, koruma, güvenlik birimleri dahil hepsi kaçırılıyor. Nereye götürüldükleri belli değil. Diğer sivil Türk vatandaşları Musul'da alıkonuluyor, kaçırılıyor. Nerede oldukları belli değil. Türkmenlerin ağırlıklı yaşadığı Tusurmatu, Telafer, bu saldırgan grupların, bu sapkın grupların baskısı altında düşüyor. Biraz evvel Irak Türkmen Cephesi lideri, ben Türkiye'ye seslenmiyorum artık, dünyaya sesleniyorum dedi. Yani şimdi Kerkük IŞİD terörünün tehdidi altında. Yani olası bir katliam için dünyayı uyarıyorum diye bağırıyor. Ve bizimkiler olayı büyük bir aymazlıkla seyrediyorlar. Değerli arkadaşlarım, kafalar kesiliyor. O bölgelerde 2. Dünya Savaşı'nda Nazi katliamını aratmayacak toplu infaz görüntüleri yayınlanıyor. Çukurlar kazılmış, yüzlerce insan elleri arkadan bağlı infaz edilmiş, kelleler kesilmiş, korkunç bir tablo. Şimdi ve bu sapkın grup Türkiye'ye posta atıyor, ahkam kesiyor, eylem yapıyor. Hükümetin başındaki, belki yeni bir sıfat olacak bu, hükümetin başındaki baş beceriksiz ve yanındaki derinlik dehası Dışişleri Bakanı olayları aymazca seyrediyorlar. Süngüleri düşmüş, çaresiz, tereyağından kıl çeker gibi bir takım laflarla gündemi yorumlamaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, dün 15 Türk vatandaşının daha Tikrit yakınlarında bu terör grupları tarafından kaçırıldığı haberleri bugün basına düştü. Bunların içerisinde genç mühendisler de var. 15 Türk daha. Bırakın kaçırılanları, 15 Türk daha kaçırılıyor. Yabancı ülkeler, Almanya, Siemens personeli kendi önlemini alıyor ve kendi yurttaşlarını esas tereyağından kıl çeker gibi onlar alıp kendi güvenli ortamlarına götürüyorlar. Ve bizler seyrediyoruz. Ne oluyor orada? Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye'de baş beceriksiz olarak yorumladığım kişi bu IŞİD terör örgütüne terör grubu dahi diyemiyor. Kullandığı deyim şu: IŞİD unsurları. Bu unsurlar ne kardeşim? Bunlar terörist mi değil mi? Bunlar kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde mi? Yoksa kafa kesen, gözü kararmış, sapkın, kafalarındaki saplantılarla orada
bu katliamları yapan eli silahlı neydi belirsiz gruplar mı? Kim bu unsurlar? Adları ne bunların adları? Sen bunları kucaklarsan, elinde büyütürsen, doyurursan, eğitirsen, hastalandığında hastaneye yatırır tedavi edersen, hatırlarını sorarsan, kebap yemeye Türkiye'ye çağırırsan, ellerine silah verip sırtlarını okşayıp oraya bu kanı akıtmak için gönderirsen farklı bir şey diyemezsin tabii. Değerli basın mensupları, tırlarla silah yakalandı. Burada ürettikleri gerekçe şuydu. Önce insani yardım malzemesi var dediler bunda. Daha sonra silahlar ortaya dökülünce efendim biz Suriye'deki Türkmenlere kendi savunmalarını sağlamak üzere yardım yapıyoruz dendi. Hatırlıyorsunuz. Bugün Irak'taki gerçeğe bakıyoruz. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bir peşmerge gücü var. Irak ordusu Musul ve etrafında ve diğer bölgelerde silahlarını bırakıp kaçtı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi kendi güvenliğini şimdilik sağlayabiliyor. Türkmenlerin böyle bir gücü yok. Bir güvenlik güçleri yok, korumasızlar. Ve feryat ediyorlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi bazı fotoğraflar göstereceğim size. Bunlar çok iç açıcı fotoğraflar değil biliyorum. Bunlar böyle bir grup. Şurayı elimle kapatmak istiyorum hatta. Acımasız görüntüler. Altta sıfırlama talimatı alan mahdum bu kişilerle sarbaş dolaş. Yemek yiyorlar, kebap yiyorlar. Ziyaretler. Hastanede tedavi edilirken ziyaretler. Bunlar acı sahneler değerli arkadaşlarım. Bunlar kabul edilecek uygulamalar değil. Siz kimle halvet oluyorsunuz orada? Kimle kol kolasınız? Kimi arka bahçeniz yaptınız? Ve şu insanlara, şu katliamı yapanlara terörist diyemiyorsunuz. Unsurmuş. Ne unsuru bunlar? Baş beceriksiz. Ne unsuru? Bunlar terörist, katil. Türkiye'yi getirdikleri manzarayı bilgilerinize sunmak istedim. Değerli arkadaşlarım, ondan sonra grupta konuşuyor. Sayın Genel Başkanımız, Orta Doğu bataklığına siz sürüklediniz Türkiye'yi dedi. Bu alıyor, Orta Doğu bataklık değildir. Evet, Orta Doğu tarihi zengin, çok farklı kültürlerin, halkların, etnistelerin, inanç gruplarının birlikte yaşadığı bir bölgedir. Onu biz de biliyoruz. Biz bugünkü tabloyu söylüyoruz. Bataklıktan tabirimiz kan bataklığı, kan. En büyük cehalet cahilliğini bilmemektir. Türkiye'nin başındaki kişi maalesef kendi cehaletini bilmeyecek kadar cahil bir konumdadır. Senin ne haberin var Orta Doğu tarihinden? Senin ne haberin var yakın Türkiye tarihinden? Senin ne haberin var yakın dünya siyasetinden? Kendinden menkul danışmanların kuşattığı bir halde günlük siyasi kaygılarla, ihtiraslarınla, kafandaki saplantılarla politikayı yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan bir şeyler götürüyorsun, onları örtmeye çalışıyorsun. Türkiye'yi kamplaştırdın. Türkiye'yi birbirine düşman insanların ülkesi haline getirdin. Ondan sonra kalkmış grupta kendi saha ve seyircisi önünde cehaletini sergileyecek, cahilce açıklamalar yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bunlar kabul edilebilecek olaylar değildir. Irak Türkmen cephesinin feryatlarını bir kere daha dile getiriyorum. Irak Türkmenleri
Bilhassa Kerkük şu anda ciddi bir tehdit altında. Bir yeni katliam adeta geliyorum diyor. Bir kere daha uyarıyoruz. Burada ırk ayrımı, genetik tahlil yapmıyorum. İnsan boyutunda bakıyorum. Suriye'nin kuzey bölgesinde can veren Kürtler de bizim kardeşimiz. Irak'ta bugün IŞİD terörüyle can veren Türkmenler de bizim kardeşimiz. İnsan boyutunda değerlendiriyoruz. Huzur boyutunda bakıyoruz. Değerli basın mensupları, şimdi baş beceriksiz dedim, aynı zamanda bu kişi baş muhteris de, sıfatlar böylece çoğalıyor. Musul ve Irak'ta yaşananlarla ilgili şu fetvayı verdi hafta sonunda. Kendi deyimi olduğu için okuyorum. Şu süreci yazmadan, çizmeden, fazla da karıştırmadan takip etmenizi istiyorum diyor. Kime veriyor? Hani biz tereyağından kıl çekeceğiz diyor. Ama siz fazla kurcalamayın, yazmayın, çizmeyin, tartışmayın, tartıştırtmayın, göstertmeyin. Bu talimatı alan yargı hemen bu fetvanın gereğini hukuksal açıdan yapıyor. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi yayın yasağı, bu haberlerle ilgili yayın yasağı konulmasını kararlaştırıyor. Herkes görüyor, dünya görüyor. Dünya yazıyor, dünya tartışıyor. Açın bakın uluslararası haber kanallarına. Hepsinde ilk üç içerisinde. Alın bakın saygın uluslararası yazılı medya organlarına, haber sitelerine. Hepsi var, herkes tartışıyor, herkes yazıyor, herkes görüyor. Türkiye'de basın görmeyecek, Türkiye tartışmayacak. Türkiye bu işi konuşmayacak. Talimat bu. Diktatör değil de nesin sen? Niye kızıyorsun diktatör dendiğinde? Ancak onlar yapar bunu. Ama mahkemeye iyi eğitim vermemişsiniz. Mahkemenin verdiği kararda bir cümle var ki sizin zaafınızı gözler önüne seriyor. Onu okuyorum. Kararda, mahkemenin aldığı yayın yasağı kararında devletin zafiyetini ortaya koyacak şekilde yayınlar yapılması nedeniyle ibaresi yer alıyor. Yani görülüyor ki esas rahatsızlık devletin zafiyetinin sergilenmesinde, ortaya çıkışında ve bunu tartışılmasında. Ne hale geldiniz? Maskara oldunuz ya. Değerli arkadaşlarım, bir başka rezalet. 16 Haziran'da karar alıyorlar. Resmi gazetede yayınlanıyor ve El Nusra ve ona bağlı yan örgütler, isimlerini saymıyorum, terör örgütü listesinden çıkartılıyor. Yani pazarlık mı yürüyor? Bir pazarlık mı yapıyorsunuz? Dünya bunları terör örgütü olarak listelemiş, yaftalamış ve Türkiye bu kadar ateşin ortasında El Nusra ve bağlı örgütleri terör örgütü listesinden çıkartıyor ve bunu Bakanlar Kurulu kararıyla alıyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Değerli arkadaşlarım, yani tüm dünyanın gözü önünde terör örgütleriyle sarmaş dolaş bir Türkiye manzarası. Bu fotoğraf iyice yerleşiyor dünyaya. Bu da işin başka acı bir tarafı. Bunları söyledikten sonra değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz pazartesi günü Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek daha önceki değişik siyasi partiler, meslek odaları, sendikalar, STK'larla yaptıkları temaslar sonucunda, ki oralarda bir isim üzerinde tartışma olmamıştı,
sadece nasıl bir cumhurbaşkanı olmalı üzerinde, bazı ilkeler üzerinde durulmuştu. Bunlar da defaten hatırlıyorsunuz, o görüşmelerin akabinde, hemen ertesinde basın açıklamalarında canlı olarak da duyurulmuştu. Onları tekrar etmiyorum. Nasıl bir cumhurbaşkanı olmalıyı isimden önce bazı özellikleriyle dile getirmiştik. Şimdi Sayın İhsan, Ekmelettin İhsanoğlu'nu Sayın Kılıçdaroğlu önerdi. Sayın Bahçeli de arkadaşlarıyla görüşerek bu isim üzerinde bir uzlaşma belirttiler. Şimdi şunu açıklıkla belirtiyorum. Sayın İhsanoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı değildir. Sayın İhsanoğlu halkın, bu milletin belirttiğimiz kriterler ölçüsünde ortak adayıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yönetici, bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir genel başkan seçmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, programı, tüzüğü ortada. Ama mecliste cumhurbaşkanı seçilmiyor. İlk defa uygulama ile iki turlu, eğer ilk turda %50 sağlayamazsa bir aday, ikinci turda yapılacak olan halkın katılımıyla bir cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden, kendi ilkeleriyle dört dörtlük onlarca aday çıkarabilecek güçte. Ama karşımızda Türkiye'yi kamplara bölmüş ve daha sonrasında bir yetki elde ettiğinde Türkiye'deki parlamenter sistemi askıya alacak, bunu açıkça beyan eden, demokrasiyi rafa kaldıracak, bir başkanlık sistemi etrafında Türkiye'yi otoriter bir rejime sürükleyecek, yasama, yürütme, yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesini tanımayacak, kendi başına buyruk politikalarla Türkiye'yi bugünkü dış politikada olduğu gibi değişik alanlarda başını belaya sokabilecek bir kişiye karşı tüm toplumun ortak değerleriyle temsil yeteneği yüksek, daha önce bir siyasi kimlikle temaruz etmemiş bir saygın kişiyi, temsil yeteneği yüksek, diplomatik çevrelerce tanınan saygın bir kişiyi ortak bir uzlaşma, geniş bir mutabakat adayı olarak ifade ettik. Bu çerçevede değişik tartışmaların olması doğaldır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de değişik tartışmalar olması doğaldır. Cumhuriyet Halk Partisi açık tartışan, hızlı konuşan, alışkanlıkları olan böylesi bir demokrasi kültürünü özümsemiş bir partidir. Kendi belirlediğimiz kriterlerle, kendi ölçütlerimize göre bir adayla yola çıktığımızda, alınabilecek her partinin kendi adayıyla yola çıktığında da hesap edersek, alınabilecek oranlar aşağı yukarı belli. Ondan sonrasında demin tarif ettiğim kişiye tüm ihtiraslarıyla Türkiye'yi yukarıda teslim etme gibi bir sorumluluğun içine düşüyoruz. Onun için bu tartışmaların makul seviyelerde sürmesi normaldir. Eleştiriye hepimizin saygısı var ama partinin disiplin kurallarının olduğu da bilinmelidir. Değerli arkadaşlarım, burada demin söyledim. Orta Doğu'da bir karabasan yaşıyoruz. Yani Türkiye belki de kendisinin yanlış politikalarla tetiğini çektiği bir karanlık sürecin olumsuz etkisi içerisinde. Bunu da görüyoruz. Şimdi Sayın İhsanoğlu, Türkiye'nin bilhassa Orta Doğu'da içine düştüğü açmazdan bir denge unsuru olarak Türkiye'yi çekip çıkartabilecek, hem Doğu'da hem Batı'da saygınlığı olan, sözü dinlenen, güvenilir ve itibarlı bir Türkiye fotoğrafını tekrar ortaya koyabilecek güçte bir aday olarak temaruz ediyor, beliriyor. Bu çerçevede hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bir kere daha tekrar ediyorum.
Bu bir uzlaşma adayıdır. Bu bir geniş mutabakat arayışı sonucu çıkan bir adaydır. Herkesi aynı anda, aynı derecede mutlu edecek bir aday tespiti siyasette mümkün değildir. Bunu bir ilçe seçiminde, il seçiminde dahi yaşamak mümkün değildir. Oraya katılan 400 delegenin aynı anda, aynı derecede mutlu olacağı bir aday ortaya koymak her zaman mümkün değildir. Kaldı ki bütün Türkiye'den bahsediyoruz. Bütün renkleriyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bütün ağırlıklarıyla bir Türkiye'den bahsediyoruz. Doğusuyla, batısıyla, bütün zenginlikleriyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Herkes bizim yurttaşımız. Herkes bizim kardeşimiz. Ama kendi özel siyasi programımızın kalıpları içerisinde bir aday profilinden ziyade çok daha geniş kesimleri kucaklayabilecek, herkese bir çekim alanı yaratabilecek ve demin söylediğim gibi başka muhterislerin Türkiye'yi götürmek istediği yeri engelleyecek, gerçekten demokrasiyi kurumsallaştıracak, demokratik kuralları parlamenter sistem içinde uygulayabilecek, saygın, güvenilir bir isim üzerinde ortaya çıkan aday etrafında hep beraber çalışmak zorundayız, birleşmek zorundayız, anlatmak zorundayız. Eleştirilerimizi değişik açıdan dile getirebiliriz. Ama bunlar söylediğim büyük fotoğraftan olayı değerlendirmemizi engellememeli diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, gün geçtikçe, bugün de açıklamalar var, Sayın İhsanoğlu'nun yapısı, sakinliği, kucaklayıcılığı, demokrasiye sahip çıkışı, bundan sonra ben inanıyorum daha farklı değerlendirmelere tabi olacak. Makulü aramak, makulde buluşmak süreç içerisinde çok daha kolay olacaktır. Çok daha algılanır hale gelecektir. Ben Türkiye'nin bu kritik yaz seçimi öncesinde bu tercihin önemli olduğuna inanıyorum. Parti olarak da görüşümüz budur. Herkesin eleştirisini demin de söylediğim saygıyla karşılıyorum. Ama duygusal olmadan demin söylediğim çerçevede olaya yaklaşmanın, makulü aramanın daha sağlıklı olacağını da herkesle paylaşmak istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada bir de Soma ile ilgili ufak bir şeyim var. Acı verici olaylar Soma'da devam ediyor. Çabuk unuttuk. Aradan 5 hafta geçti. Aynı bu yolsuzluk, hırsızlık gibi Soma'da 301 canla beraber Soma'da gömüldü. Söz verildi orada. Tekme tokat atarak söz verdiler. Her türlü toplumsal tepkiyi şiddetle bastırarak söz verdiler. Reklam yaptılar, kampanya yaptılar. Kapattıkları çalışma güvenliği yeterli olmayan ocaklarda çalışan işçilerin hak ettikleri maaşları ödeyecekleri sözü verildi. Verildi mi? Verildi. Bunlar ortada, hepsi arşivde. Şimdi 6000 işçi ocaklar kapatıldığı için verilen sözlere rağmen maaşlarını alamıyorlar ve eziyet çekiyorlar. Sizin sözünüz bir ay bile sürmüyor. Bir ay bile sürmüyor. Yazıktır. Bunun başından beri takipçisi olan arkadaşlarımız Soma'daki yurttaşlarımıza dayanışmalarını sürdürecekler. Bu konuyla ilgili onların taleplerinin gündemden düşürülmesi çabalarına da bütün gücümüzle karşı koyacağımızın bilinmesini istiyorum. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alabilirim. Hayır. Demin söyledim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu kültürü yaşayan bir partidir. Gayet doğaldır arkadaşlarımızın değerlendirmeler yapması, görüşlerini kendi aralarında paylaşması. Ama sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurumsal ilkeleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilendirilmiş kurulları var. Bunların başında da Sayın Genel Başkanımız gelir. Ve bu alınan karar üzerinde tabii ki görüşlerini açıklarlar ama partinin kararı bir süre geçtikten sonra makulde buluşulacağı kanısını zaten belirttim. Bu çerçevede yaşama geçecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Herkes çok daha sağduyulu,
düşünecektir. Buyurun Rezak Bey. Hocam size katılan bir diye sormak istiyorum. Makul düzeyde tartışmaya açık olduğunuzu güzel kişilik olarak söylediniz. Ama partinin disiplin kuralları olduğunu da vurguladınız. Arkadaşın sözlüğüne ettiği toplantıların bir bildiriyle sonuçlanabileceği de konuşuluyor. Bu manada bu bildiri de bir disiplin kuralları malzemesiyle karşılaşır mı? Şu andaki çerçeve içerisinde söylüyorum. Demin söyledim. Pazartesi gününe göre çarşamba günü çok daha farklı algılanma var Türkiye'de. Bugün birçok önemli köşe yazarına bakacak olursanız değişik kesimlerden çok daha Sayın Çöleşan'dan Sayın Arca Yüreğe kadar çok daha makul değerlendirmeler yapılıyor. Çünkü Sayın İhsanoğlu kendini çok öne atan, toplumda çok önde görünmeyi sevmeyen, tanınabilirliği bir miktar entelektüel boyut olarak da, yapı olarak da daha eksik noktada. Bunlar tanındıkça, tartışıldıkça, kendisini de bugün yine bir gazetemize verdiği bir demeç var. Yine bir televizyon kanalında da evinin önünde bir açıklama yaptığını gördüm. Tabii ki bir sistem içerisinde, bir ekip çalışması içerisinde hem medyayla hem topluma ulaşma bakımında diğer enstrümanları da kullanarak çok daha demin söylediğim o makuliyeti, o geniş makul aramayı gerçekleştirecek bir çizgi yakalayacaktır. Yani üstü kapalı tanımadan, bilmeden, elde bilgi belge olmadan bir takım hayat hikayesine bir noktaya takılarak ya da birinden bir şey duyarak bir takım şöyle çok ağır yıpratıcı eleştiriler getirilmesi düzgün değil, uygun değil. Kaldı ki öyle değil, kendisi de ifade ediyor. Bunlar zaman içerisinde olacaktır, olgunlaşacaktır. Diğerlerimizde söyledim, ben bir makuliyet çizgisi çizdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık bir parti olduğunu, tartışan bir parti olduğunu, bütün bunları ifade ettim. Görüşlerini ifade etmiştir arkadaşlarımız, yine ederler ama bu makullüğün herkesi kapsayacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından sonra parti meclisi ve genel başkan yetkilidir. Genel başkan bu yetkiyi parti adına kullanır. Kaldı ki değişik istişare toplantılarında bir kısmına ben de katıldım. Hiçbir zaman isim boyutunda bir tartışma açılmamıştır. İlkeler boyutunda açılmıştır. En son Eskişehir'deki toplantıda dahi. Belediye başkanları toplantısı da dahi. Yani bir cumhurbaşkanı nasıl olmalı konusu işlenmiştir. Bir de kimden cumhurbaşkanı olmaz konusu işlenmiştir. Bunlar madde madde biliyorsunuz basında yer aldı. Yani bu boyutta tartışmalar olmuştur ve buradan çıkan sonuçta geniş bir mutabakatın iki ana temel muhalefet partisi ekseninde, diğer oy oranları bakımından söylemiyorum, kurumsal kimlik olarak söylüyorum. Parlamento dışındaki diğer siyasi partilerimizin de kendi süzgeçlerinden geçirerek katkı verebilecekleri boyutta toplumun önüne getirilmiştir. Bundan sonraki süreç tartışmalara açıktır. Tartışma derken resmi adaylık başvuru süresi içerisinde bu mutabakatı sağlayan milletvekilleri ya da partiler nezdinde kurallara uygun, Cumhurbaşkanı seçim yasasına uygun adaylık başvurusu yapılacaktır. Ondan sonraki süreç Sayın İhsanoğlu'nun kuracağı ekiple kendisini tanıtma, yani yol yapmayacak, su getirmeyecek Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının anayasanın 104. maddesinde yazan çerçevede görevleri var. Bugün Çankaya'da hala ifade ediyor. Ben bir siyasi parti mensubuyum, onun kurucusuyum. Kendi başıma fikir beyan edemem. O partiyle görüştükten sonra görüşümü açıklarım diyen şu anda görev süresi dolmamış bir cumhurbaşkanı var. Ortaya çıkan bu geniş mutabakat adayının bir siyasi mensubiyeti de olmaması önemlidir.
Türkiye'nin bugün yaşadığı bu keskin kamplaşma döneminin sona erdirilmesi için bir kucaklayıcılık, bir siyasette herkese eşit mesafede yaklaşma noktasında bir ayrıcalık da getirmesi gerekiyor. Ya bu çerçevede bakmak gerekiyor Miray Hanım. Evet, buyurun. Çatı demeyelim isterseniz. Geniş uzlaşı, geniş mutabakat adayı sunuldu. Evet. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanlığı seçim yasasını ve bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun çıkarttığı genelgeleri izlerseniz aşağı yukarı yazılı çerçevesi. Siyasi partiler biliyorsunuz aktif olarak kendi parti rumuzlarını, sloganlarını, kendi parti amblemlerini, bayraklarını kullanarak bu sürece katılamıyorlar. Bu işin maddi finansman boyutu da orada belirtilmiş. Kampanyanın nasıl yapılacağı da belirtilmiş. Sayın İhsanoğlu herhalde bir ekip kuracaktır. Tabii ki siyasi partiler olarak yasada öngörülen sorumluluk çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bir organizasyon şeması oluşturacaktır. Bunlar birkaç gün içerisinde şekillenir. Daha net bir şekilde sorunuzun cevabı karşılık bulur önümüzdeki günlerde. Evet, son. Şimdi sorunuzun ilk kısmına geleyim. Ben Sayın Arca Yüreğin, Sayın Çöleşan'ın, daha birçok yazar var şimdi aklıma gelenleri söylüyorum. Bugün okuduklarım çerçevesinde bahsettiğiniz ağırlıklı gruplara mensup olmadıklarını düşünüyorum. Yani bir noktada sizin sorunuza yanıt olması bakımından. Herkes beğenisini veya karşı beğenisini sunmakta özgürdür. Bu çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sorunuza birkaç defa tekrar ederek yanıt verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokusunu size tarif ettim. Bir biat partisi olmadığını söyledim. Açık bir parti olduğunu söyledim. Hızla konuşan bir parti olduğunu söyledim. Bazen açıklık iyidir ama bazen de işte bu şekilde parti üzerinde farklı boyutta tartışmalar getirir. Bunun bir makuliyeti, bir ölçüsü olması gerektiğini de altını çizdim. Herhalde iki sorunuzu da cevaplandırıyorum. Başka bir aday yarışı olmaz. Aday net ve kesindir. Bu çerçevede dediğim gibi Tayyip'in mantığına karşı Türkiye'yi kamplaştırmaktan kurtaracak, saygın, itibarlı bir ülke haline getirecek, hukukun üstünlüğünü savunacak, şaibesiz bir kimlikle Cumhurbaşkanlığını yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Evet, sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Onu bilmiyorum ama Sayın Baykal'la daha önce görüşmüştüm. Evet, iyi çalışmalar.